Merhaba arkadaşlar. Daha önce TRYOS Matematik ve TRYOS IQ konusunu çekmiştik. Şimdi ise TRYOS Geometri konusunda ÖSM tarzı taktikler, ipuçları, çıkmış soruların yorumları ve olası sorular hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle matematikten 30 soru, IQ'dan 40 soru gemiden de 10 soru bekliyoruz çünkü 2023 Ocak sınavı ve 2023 Kasım sınavında ona soru geldi yani 2004'te yapılması beklenen işte 18 Mayıs ve Ekim'de yapılması beklenen sınavlarda ona soru bekliyoruz konulara baktığımız zaman aslında tüm konular var diyebiliriz geometride. Sadece çemberin analitik incelenmesi, lise sonda yani Türkiye için konuşursak, çünkü Türkiye'de 12 sınıf var, bazı ülkelerde lise 11 sınıfta bitiyor. Yani 3 yıl, bizim ülkemizde 4 yıl. Bu lise son sınıfın ve son ayında e, işlendiği için buradan sonra beklemiyoruz, zaten çıkmadı. Şöyle konulara baktığımız zaman doğru da açı. Evet, Tabii doğuda açıdan direkt soru gelmese de diğer konular içerisinde doğuda açık kavramları tabii yine kullanmak gerekiyor. Yani eğer paralellik vermişse o zaman iç ters, dış ters açıları düşünebilirsiniz mesela. Dörtgenin içinde verir, üçgenin içinde verir. Üçgende açı uzunluk alan kavramı, çokgenlerde açı uzunluk alan kavramı. Bakın hepsinde de dörtgenlerde, tabii dörtgen diye tabii aklımıza kare, dikdörtgen, dörtgen. Akla geliyor ilk başta ama tabii bunun yanında eşkına dörtgen, e, yamuk gibi konular da düşünmek lazım. Tabi bu arada palya kenar. Tabii e, de, deltoid, evet deltoid'den sonra gelmedi. Gelebilir mi bilemiyorum ama hem Kasım hem de Ocak sınavlarında deltoid'den sonra gelmedi. Ama yine tabi çalışmak lazım. Tabi geometri aslında hakikaten bana göre zor bir konudur. Çünkü birçok formül, birçok kavram ve aynı anda 3-4 bilgiyi veya 3-4 formülü kullanmanız gerekebiliyor. O yüzden bazı arkadaşlar zorlanıyor. Bunun da bu açmazı çözmenin tek yolu da bol 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 soru çözmek. Önce çocuğumu soru dinlemek, Sonra kendinizin tek başına yapabileceği sorulara dönmek gerekiyor. Çemberden yine açı uzunluk alan. Evet çemberde uzunluk kavramı şu anda liselerde çok zayıf gösteriliyor veya yok diyebiliriz ona ama e, çıkabiliyor onu da söyleyelim. Ama daha çok çemberde açı ve alan kavramı. Tabi uzunluk olur. Çemberin içinde üçgenleri. Üçgende bir uzunluğu, bir kenar uzunluğu sorabilir tabii ki. Analitik geometri yine her sene geliyor. Tabi burada noktanın ve doğrunun analitiğini burada bahsetmek lazım. Eskiden bu konular çok farklıydı. Mesela uzay geometri vardı veya hipobolikler, parabolikler vardı. Bir hayli zor konular falan Onlar hep şu an kaldırıldı. Şimdi baktığımız zaman tekrar üçgen konusunda üç tane soru. Tabi bu alan olur, açı olur, uzunluk olur. Bazen iki açı bir alan geliyor. Onlara ben burada çok detaylı bu da bilgi vermedim. Çünkü ya soru üçgenin içinde dörtgen var. Şimdi bu soru üçgene mi gidiyor, dörtgene mi giriyor? Bunu çok, geometride bunu ayırt etmek çok zor. Çokgen belli bakın, çokgen de bir tane soru geliyor. Ha, e, Kasım sınavında alan, e, Ocak sınavında açı çıktığını söyledi arkadaşlar. E, uzunlukla çıkabilir ama daha çok açı alan üzerinde yoğunlaşıyor. Çokgenler, çokgen değil tabi. Hemen aslında dikdörtgen de, yani üçten daha fazla kenar olması çokgendir aslında ama kare dikdörtgeni dörtgen aldığımız için beşgen, altıgen üzerine yoğunlaşıyoruz daha çok. Tabii yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen, on birgen on bir çıkmaz mı? Çıkabilir tabii ki. Ama şimdi onu çizmek e, çok zor. Hem ki sekizgen çok popüler. Bazen Yosin Adlan'la çıkmıştı bazı üniversiteler sormuştu ama git bir 12 gen. Ha 12 geni ne yapıyor? Bir kısmını soruyor. Bu 12 gendir diyor. Zaten çok gen yani geometri sorularında daha do, daha çok bir cümle, bir kelime aşıkması yapıyor. İşte diyor o çemberin merkezidir. İşte A B C D E bir çokgendir veya düzgün beşgendir diye bir açıklama yapıyor genelde ama tabii çok detay bilgi Hani böyle şu budur bu budur diye açıklama göremezsiniz aynen matematikte hiç açıklamadan yapılmıyor geometride yine kısmen birkaç cümle birkaç kelimelik açıklama yapılıyor Çokgen o bakımdan hem kısa bir konu hem de bir soru garanti diyebiliyoruz her sene çıktığı için dörtgenlerde yine evet bu çok farklı bir konu. Çünkü çok başlık var. Yani yamuktan mı gelir, pader kenar mı gelir, dikdörtgen mi gelir? Ee, bazen öyle oluyor ki iki tane soru da dikdörtgenden geliyor. Olabiliyor. Bazen iki soru pader gelebiliyor. Olabiliyor. Ee, bazen tabii değişebiliyor. O yüzden detay bilgi vermiyorum burada. Çünkü e, tam bunu ayır etmek çok zor. Ay ay ayırmak çok zor. Çemberde yine bakın bir alan geldi, bir açı geldi bazen iki tanesi de alan gelebiliyor. Tabii çember deyince aslında alan pek çembere girmez aslında. Alan deyince daire demek lazım. Bunu ben buraya aldım. Hepsini bir aldım aslında. Dairede alan konusu. Orada da yine çok farklı sorular var. kitaplarda geçiyor. Burada bir yani özel kitap almaya gerek yok. Yani gömetli herhangi bir yos gömetli kitap alırsanız işinizi görür. Yani sözel bilgi içermeyen işte Metropol'den, Tuzla'dan, Tasarı, Caner, Galata, hatta beşi var herhalde şu an popüler. diğer birkaç tane var. Onlar herhalde şu an pek son baskılarını görmedim ben. Bu 5 yayın öz kitapları var. Bunlar size yüzde yüz faydalı olacaktır. Mesela Analitik geometri de. Evet her sınavda iki tane soru geldi. İşte diklik, paralellik. işte yine analitik geometride de işte iki tane, üç tane doğru verip değil mi? Doğrunun koordinatlarını verip veya doğru denklemini verip, noktaların koordinatlarını verip oradaki bir alanı üçgen olur, yamuk olur, kare olur. Onun alanını da sorabilir. Sormadı ama sorabilir. Yani analitik geometri o bakımdan banko. Yani konu belli ve dar bir konusu var açıkçası. İki soru geliyor. Çokgenden bir soru geliyor. Bu iki konuyu belki daha ön plana getirmek mümkün. Dörtgenlerde arkadaşlar biraz zorlanıyor. Üçgende de bazı sorularda zorlanıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bakarsak toplam 10 soru bekliyoruz. Bazı yani şöyle sınava gelen arkadaşların dediği şu. Yani 10 sorudan 7'si, 8'i yapılabilir. Klasik e, anlamda sorular ama 2-3'ü biraz zorladığını söylediler arkadaşlar. E, çoğu öğrenci geometriyi son dakikaya, yani son konu olarak bırakıyor. Eğer, çünkü gördüğümüz o, geometride birçok arkadaşın zayıf olduğunu görüyoruz bir de soru sayısı az olunca 10 tane yani biraz arka plana atılıyor gibi ama bakın bazı konular var gerçekten. Yani antik geometri ve çokgenleri ben bu dönem plana çıkarıyorum. Her sene geliyor ve gerçekten de yani normal bir geometri bilgisi olan arkadaşlarımızın yapabileceği tarzda sorular çıkıyor. Tabii ki çokgende yine üçgen kullanıyoruz. Yani üçgende işte 30 60 90 üçgeni de kullanıyorsunuz. Değil mi? Yani veya hani meşhurdur beşgenlerde 30-30-120 üçgeni vardır. Yani yine aslında geometri bütündür. Zaten o yüzden zor oluyor. Yani bir soruda sıf çokgen bilgisi kullanmıyorsunuz. İçerisinde dörtgen de koyabiliyor. Yamuk da koyabiliyor. Çokgenin içerisine. Öyle oldu mu sentezlemeye giriyor. Yani birden fazla bilgiyi kullanmanız gerekiyor. O yüzden daha kararsız olanabiliyor. Tekrar söylüyorum. Geometriye çalışmak için eğer zayıfsanız açıkçası. ben şunu gördüm açıyorum. Üçgende açı konusu, üçgenin açı konusunda en az en az 20-30 tane çözümlü soru. Yani geometri sorularını video denemek daha mantıklı. Çünkü yani kitaptan çözümlü soruya bakınca yani çok şeyi anlamak işte A, B, C veya D, E, K üçgeni diyor şimdi. Orada onu arayıp buluncaya kadar çok zaman kaybediyor. Anlamak zor oluyor. O yüzden video tarzı üçgende açıktan başladık. 15-20 tane en az çocuğumu soru dinleyerek sonra yavaş yavaş kendiniz yapmaya başlamanız Aynı şekilde üçgende uzunluk da yine. 15-20 tane video izlemek. Üçgende alanda benzerlik konusunda yine. Yani 3-5 örnekle eee 3 Üç, yani üçgende açıyı anlayamıyorsunuz onu ben 20 yıllık deneyim bana bunu gösterdi. O yüzden e, böyle bir tarzı iş iz, iz, izleyebilirsiniz. Bir deneyin bakalım İnşallah başarı olur Çünkü 10 soru geliyor az değil O yüzden de e, yani ağlık verirseniz e, büyük ihtimalle yaparsınız diye tahmin ediyorum. Bir de Gömüş e, gömü sorularının bazılarında e, işte gri bir alan tarıyor. Hani biz diyoruz da taralı alan. Açık taralı alan kavramını boyalı alan diye değiştirdi ÖSM. E. Eskiden onu biz böyle tire tire biraz çizgi çizgi tarardık. Artık orasını boyuyor. Böyle griye boyuyor. Hatta e, de renkli soru da görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha da belirgin olsun diye ÖSM e işte fonksiyon, matematikte fonksiyondan konusunda fonksiyon grafiğini renkli verdi. Yine IQ sorularında bir iki tane IQ sorusunu renkli verdi. Genelde mavi renk veya gri rengi tercih ediyor. Çok da göz aldatmacı olmasın diye, göz alınmasın diye. Ee, sınav ve yani soru bankalarında gerçi pek renkli soru yok ama göz sorularında ama e, varsa eğer e, renkli sorulara da göz aşanlığı olsun diye düşünebilirsiniz. Yine burada son önemli bir taktik. E, ee, Geometride renkli kalem kullanmayın arkadaşlar. Niye diyorum? Çünkü sınavda size iki tane siyah kalem verecekler. Ve kağıt beyaz. Yani beyaz demin üzerine siyah çiziyorsunuz. Şimdi siz veya işte tabii ilk başta videolarda böyle bir şey anlamak için belki yapılabilir. Yani işte, kırmızı kalem kullanıyor, mavi kalem kullanıyor, yeşil kalem kullanıyor, onu böyle çiziyor. E tamam da sınavda ben nefli kalem kullanmayacağım. Öyle olunca yani gözümüz ve elimiz hep siyah alışması lazım ben ne yapıyorum bazen belirgin olsun diye o yani çizdiğim çizgiyi çünkü geometri de hep genelde ek bir çizgi, ek bir bir şey yapmak gerekiyor. Uzatmak gerekiyor bir doğruyu veya doğrultuyu. O yüzden de hep siyah kullanmak mantıklı ve biraz daha böyle kalın çizersek eğer çizgilerimizi belki vurguyu orada yaparız. Ben neki kalem kullanmayı tercih ediyorum, hiç kullanmıyorum. Çünkü siyah, sınavda size siyah kalemle bütün görme olanı siyah kaleme çözeceksiniz. O yüzden siyah kalem aşinalığına girişmesi lazım. Bu çok önemli. Çünkü evet konuyu anlamak için güzel oluyor renkli kalem ama sınavda yok ne yazık ki. Kalem, renkli kalem kullanamıyorsunuz. O yüzden de renkli kalem kullanarak söylenen, söylenen sorularda evet insan belki iyi güzel anlamış oluyor ama kendi başınıza kaldığınızda bir Aşmaz oluşuyor orada. O yüzden tavsiyem e, siyah beyaz e, çözümleri tercih etmeniz. Çünkü hatta kalem kullanırken bile hep, her zaman söylüyorum arkadaşlarımıza 07 kalem kullanmayın. Çünkü sınavda size 2B kalem verecekler. Her zaman derim en az 10 tane 20 tane e, bu sınav döneminde e, kalem bitmesi lazım. Kalem açacağı ile açıyorsunuz o kalemin bitmesi lazım. Ben hep bunu derim. 10 ee, kalem bitiren arkadaş bir iyi bir yeri kazanır. <laughs> Böyle bir taktiğim var. Tabii ki. O ne demektir arkadaşlar? Aşağı yukarı 5000 soruya geçiyor. 10 kalem aşağı yukarı 5000 soruya. Yani siz geometri, IQ ve matematikten e, bizim şeyimiz budur. En az 5000 soru çözmek bu sınavlar için. Tabii bu bakın bu en az diyorum. Bunun ideali 7000, 7500 sorudur. Ha 10 bin çıkarsanız tabii o muhteşem bir şey olur. Tabi bunun için bir tane tabii soru bankası yetmiyor. İşte A yani soru bankası, B yani soru bankası, belki üçüncü bir yani soru bankasını bitirmek gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum başarı gerçekten çalışma. Tabi çalışma derken şunu unutmayalım disiplinli planlı çalışma. Öyle bugün buna bakayım buna bakayım değil plan yaparsanız plan dahilinde işte tabi planlara 100-100 uymak mümkün olmuyor biliyorsunuz ama olabildiğince yüzde %75-80 bile uyabilsek planlarımızda başarı geliyor. Hiçbir başarı tesadüfü değildir. Rastgele değildir. Hepinize TRC sınavlarında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.